televizyon sayısı artınca böyle abuk subuk adamlar televizyonlarda yönetici oldu, program yapmaya başladılar falan ve komik komik böyle gerçekten tuhaf reyting amaçlı programlar yapılıyordu. Bu tuhaf programlarla alay etmek için bir program yaptılar. Mizah programı. Programın adı Şok'tu. Aslında bu sansasyonel habercilikle ve cehaletle, yani televizyon ekranlarındaki cehaletle alay eden bir programdı. Programın başında ve sonunda bu bir şaka programıdır. Kesinlikle gerçek değildir. Lütfen inanmayın diye not çıkıyordu. Başında ve sonunda özellikle bangır bangır bu şakadır, aman inanmayın diyorlar. Bu programda ben çok eğleniyorum. Bir iki size örnek okumak isterim. Bir Playboy yıldızı vardı. Ann Nicole Smith. O dönemin en popüler seks ikonu. Programda dediler ki Playboy yıldızı Ann Nicole Smith haftada bir gün sırf keyif için Edirne genel evinde ücretsiz hizmet verir. Abi kapıda kuyruk olur. Ertesi sabah Edirne valisi Anadolu Ajansı aracılığıyla resmi açıklama yaptı. Burada öyle bir hanım çalışmamaktadır. Millet otobüse binip Edirne'ye gidiyordu. Program diyor ki Allah aşkına inanmayın bu şakadır. Ne şakası be diyor herif Edirne. Vali açıklama yaptı. Böyle bir hanım diyor. Hanım çalışmamaktadır. Bir şey yaptılar program. Dediler ki çevireceğiniz numaradan önce Alexander Graham Bell'in doğum tarihini tuşlarsanız telefonla bedavaya görüşebilirsiniz. O zaman telekom yok. Araplara da henüz satmamışız. PTT vardı. PTT'nin santralı kilitlendi. Kimisi diyordu ki sadece yılı mı tuşlayacağız? Günü ayı da tuşlayacağız mı? Kimisi de diyordu ki denedim olmadı, benim telefon arızalı mı? PTT resmi açıklama yaptı arkadaşlar. Böyle bir uygulamamız yoktu dediler. Bir haber yaptılar. Adnan Menderes'in başbakanlığı döneminde çok gizli bir projeyle uzaya gönderilen ancak ödenek yetersizliği nedeniyle geri getirilemeyen Türk astronotun oğlunu canlı yayına çıkardılar. Çocuk ağlıyor, babam kaldı falan. Millet iki gözü iki çeşme ağlıyor herkes. Arkadaşlar para toplama kampanyası başlatılmış. Uzayda mahsur kalan Türk astronotu geri getirelim falan. Bununla ilgili şeyler, röportajlar yaptılar. Aynaya saç spreyi sıkın. Televizyonu aynadan seyredin. Bu şekilde şifreli kanalın şifresi kırılıyor. Ekranda çiçek gösterdiğimizde 10 santim yaklaşın. Çiçek kokusu duyacaksınız dedi. Millet boktu televizyonu. Bakın bu çok hakikaten müthiş. Klozetten çıkıp popo ısıran yaratık haberi yaptılar. Millet tuvalete gitmedi, lazımlıkla oturuyor. Bunun hepsi yaşandı bu ülkede. Limuzinle dolaşan sahtekar dilenci haberi yaptılar. Millet dilencileri dövdü sokakta. Limuzinle geziyor diye. Helikopterle böyle UFO kovalama şeyi yaptılar. İguana çorbası tarifi yaptılar falan. Bir, bu da çok güzel. Dediler ki kırık bir radyo parçası aslında. Gösterdiler mucize cihaz diye, böyle cihaz duruyor falan. Bir aslında kırık bir radyo. Dediler ki sigara paketlerindeki parlak ambalaj kağıtlarında gümüş var. İtalya'da bu cihaz icat edildi. Bu cihaz da
bu sigara paketlerindeki gümüşü ayrıştırabiliyorsunuz. Dediler ki buradan sokuyorsunuz gümüş. Böyle tüplü deney yaptılar. Kağıdı buradan sokuyorsun şak oradan gümüş çıkıyor falan. Arkadaşlar biri malı mülkü sattı. Haber oldu, manşet oldu yani. Belediyenin çöp ihalesini aldı. Adı geçen, haberde adı geçen İtalyan firmasını aradı. Böyle bir firma olmadığını öğrenince tabancayla televizyonu bastı. Beni kandırdın. Şimdi bu anlattığım olayların benzerleri 169 hafta yayınlandı. 169 hafta. Evet. 3 seneden fazla. Ve bu çok güldüğümüz olaylar, hani diyorlar ya hayaldi gerçek oldu. Gerçekten gerçek oldu. Şimdi bu tür olayları öğretim üyesi adı altında çocuklarımızı üniversitede okutacak adam çıkıp televizyonda anlatıyor. Nuh'un diyor cep telefonu vardı, oğlanın kontürü bitti falan anlatıyor. Ve bu TRT'de oldu. Aslına bakarsanız mesela herhangi bir yerde işte uyduruk bir internet sitesinde veya saçma bir gazetede veya işte bir tarikat yuvasında falan münferit bir şekilde olsa bunun üzerinde çok durmayız. Çünkü bunlar bitmez. Dünyanın her ülkesinde bu tür tuhaf adamlar var. Ama bu devlet televizyon TRT'de oluyor. Ve tek başına olmuyor. Mesela AKP Gençlik Kolları Başkanı tweet atıyor. Diyor ki dünya düzdür. Bize yuvarlak diye yalan söylüyorlar. Bunlar aslında devlet televizyonu aracılığıyla ve iktidar mensubu bir takım insanlar aracılığıyla bir propagandanın parçası. Mesela bu işte çıkıp Nuh'un telefonu vardı, öbürünün interneti vardı diyen adamın bunu söyleyeceğini o televizyon programına çıkaranlar biliyor aslında. Ama devlet televizyonu çıkarıyor. Neden? Çünkü ne kadar büyük saçmalık, ne kadar büyük yalan, ne kadar büyük tuhaflık topluma zerk ederseniz, biz bir iletişimciyiz, iletişimci olarak söylüyorum. 35 yıldır ülkede bu işi yapan biri olarak söylüyorum. Gazetecilik yapan. Ne kadar büyük yalan, ne kadar büyük saçmalık topluma yansıtırsanız, bunun benzeri Avrupa'da, Hitler döneminde, Almanya'da, Mussolini döneminde, İtalya'da, Stalin döneminde, Sovyetler'de yaşandı. Çin'de yaşandı. Toplumu tuhaflıklarla sersem hale getirirsiniz. Ki aslında yalan değil, doğrular fulolaşsın diye. Yalanları arttırdıkça ülkedeki doğrular fululaşıyor. Ve insanların düşünmesi, düşünme yeteneği, muhakeme yeteneği ortadan kaldırılıyor. Bakın dikkat edin. Topluma zerk edilen bu tuhaf mesajlar ardı arkası kesilmeden ısrarlı bir şekilde veriliyor. Topluma adeta yaylım ateş açılıyor. Bunu Tayyip Erdoğan'ın günlük konuşmalarıyla destekliyorlar. Mesela şöyle bir hafızanızı yoklayın. Konuşmadığı gün yok. Ne söylediğinin de bir önemi yok. Bugün muhtarları topluyor, yarın kaymakamları topluyor, öbür gün sarayda bilmem ne yapıyor, hiçbir şey yapmasa havaalanında konuşuyor. Her gün topluma yayılım ateş açar gibi bu tür mesajlar veriyor. Ve toplum artık düşünmez oluyor. Akvaryum gibi devamlı bu ekrana bakıyoruz. Ve toplum aptallaştırılıyor. Toplum düşünmesin istiyor. Ve tahmininizin çok üzerinde bu tür bilgilere inanan insan var.
Çünkü toplumu öylesine ötekileştirdiler ki toplumun bir takım anahtar düğmeleri var. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi veya Halk TV veya Sözcü Gazetesi. Şimdi adam çıkıp diyor ki Nuh'un cep telefonu var. Hazreti Nuh oğluyla, tufan sırasında oğluyla cep telefonuyla görüşüyor ve ikna ediyor. Evet. Gemiye binmesi güvercin göndereceğine konusunda. De insansız hava aracı gönderiyor. Evet. Şimdi Halk TV'de biri çıkıp mesela Uğur Dündar çıkıp kardeşim böyle saçmalık olur mu dediği anda toplumun karşıtlaştırılan diğer kesiminin algı noktası harekete geçiyor. Diyor ki Uğur Dündar yok diyorsa vardır.